Sevgili arkadaşlar, çok soru geldiği için kısa bir video paylaşmak istedim. Gördüğüm kadarıyla Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinden sonra arkadaşlarımızın birçoğunda tedirginlik oluşmuş durumda. Acaba piyasa bundan nasıl etkilenir? Borsada sert satışlar olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten Türkiye'nin kredi notu uzun süredir son derece düşük. O yüzden bu tarz not indirimlerinin şu aşamada piyasaya çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. CDS primimiz yavaş yavaş aşağı gelmeye başladı. Biliyorsunuz 900'lü seviyeleri bile test etmişti. Şimdi 700'ün altına geldi. Burada iyi açıklanan bilançolar var. Rusya ile yapılan bir görüşme ve sonucunda bir miktar sıcak paradan bahsediliyor. Ve dediğimiz gibi dünya piyasalarında da şu an ABD'den gelen enflasyon verisinin beklenti altında kalmasıyla pozitif bir hava hakim olduğu için Türkiye'de de bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki daha önceki videolarda anlattığım gibi endeks 30 kontratının vade sonu geliyor. Bu aşamada aşırı primlenen firmalar da var. Ve hisse değişim döneminin de olacağını düşündüğüm için burada bu tarz haberleri bahane olarak kullanıp volatilite yaratabilirler, paniğe sevk edebilirler. Ama ben bir kalıcı etkisi olacağını düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Piyasalarda her zaman söylediğimiz haber akışlarına dikkat edeceğiz. Uluslararası jeopolitik risklere bakacağız. Bu Çin-Tayvan gerilimi ile ilgili bir gelişme var mı ona bakacağız. Korona vakaları ile alakalı herhangi bir kapanma süreci dünyada oluşur mu? Vakalar ne kadar artar? Onlara bakacağız. Türkiye'nin iç dinamiklerine baktığımızda zaten yabancı yatırımcı yok. Sığ bir piyasa var, yerlinin elinde ve nasıl yukarı taşındığını biliyoruz. Bir de enflasyonu süreç devam ediyor, artarak devam edecek. İnsanların da enflasyondan korunmak üzere bir kalkan olarak gördüğü bir mecra haline geldi borsa. Dolayısıyla o tarafa da bir teveccüh var. Yerlinin elinde olsa da, sığ bir piyasa olsa da bu yadsınamaz bir gerçek. Bununla birlikte uygulanan ekonomi politikasının Türkiye'ye getirdiği noktada dolar-TL ile alakalı kısa vadeli girişler ve kuru baskılayacak hareketler olsa dahi yukarı yönün beklenmesi, orada Türkiye'nin döviz ihtiyacının her geçen gün daha fazla artıyor olmasından kaynaklı kurdaki ciddi yükseliş beklentisi yine borsadaki şirketlerin hisse fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek gibi duruyor. Ama tabii burada volatilite olur, oynaklık olur, bazen düzeltme hareketleri olabilir. Hep ifade ettiğimiz gibi temkinli bir yaklaşımla, full pozisyon almadan düşüşleri de fırsata çevirecek bir anlayışla, yatırımcı bilinciyle hareket etmek önemli. Al sat yapmaktan uzak durmak lazım. Doğru anlarda, doğru fiyat seviyelerinden düzgün analizle hisse senedi yatırımı yapıp sabretmeyi bilmek gerekiyor. O nedenle bu tarz haber akışları anlık oynamalar yapsa bile kalıcı etkileri olmayacaktır bence. Umarım bu konuyla alakalı kafanızdaki tereddütleri giderecek bir video olmuştur. Faydalı olması ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.